Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karma projesi Tema İstanbul projesinin ikinci etabı Tema İstanbul Bahçe bugün düzenlenen basın toplantısıyla basına tanıtıldı. Yanımızda Tema İstanbul ortak girişiminin genel müdürü Aydın Ayçenk var. Projenin detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Aydın Bey hayırlı olsun. Teşekkürler. Dev projenin ikinci etabı bugün lanse ediliyor. Ve projenin hemen yarısını da satmışsınız diyerek başlayalım röportajımıza. Talep gören bir proje Tema İstanbul. Başından bu yana da oldukça iyi talep gördü. Şimdi de aynı talep görmeye devam ediyor. Vatandaş, projenin detaylarını sizden dinleyelim. Bu talebi niye borçlusunuz? Vatandaş teveccüh gösteriyor. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz her birine. Proje büyük bir proje. Söylediğiniz gibi Avrupa'nın en büyük gayrimenkul yatırım özel sektördeki karma projesi. Ortak girişim olarak bunu ele alıyoruz. MESA, Artaş, Kantur Aktaş, Öztaş ortak girişimi. Şimdi projeyi uzun zamandır devam ettiriyoruz. Büyük olduğu için etap etap devam ediyor. Birinci etap bitti. Orada 3531 konut vardı. Aynı zamanda bir okul projemiz vardı. TED Koleji ile anlaşmıştık. Bir de küçük ticari alanımızı yaptık dedik. Birinci etabı böyle tamamladık. Şimdi ikinci etapta yine bir küçük butik bir konut projesi, bir eğlence park projesi ve yine bir özel okul projesi. Çünkü bu bölge Atakent bölgesi, 90 bin nüfusu var. Giderek de artıyor. Ortalama BB plus bir gelir seviyesinde sosyoekonomik duruma sahip insanlar. Ya işletmeciler ya bir küçük orta büyüklükte işletme sahipleri ya da beyaz yakalı yöneticiler finans sektörünü çalışıyorlar. Çok fazla doktor var. Onun için bu bölgede bir aile yapısı ihtiyacı var. Biz de projelerimizi ona göre oluşturuyoruz. Böyle oluşturunca, aileye yönelik, oturuma yönelik oluşturunca teveccüh görüyoruz. İnsanlar geliyor, yatırımını burada değerlendirmek istiyor, ev sahibi olmak istiyor. Bizim arkadaşlara hep söylüyorum, biz burada şampuan satmıyoruz, ev satıyoruz. Bu ciddi bir iş. İnsanlar bazı hayatının yatırımında yapabiliyor. Diyor ki ben burada içim sinerekten oturmak istiyorum. Proje başında çok vakit geçiriyoruz. Her köşesini inceliyoruz. Diyoruz ki insan içinde oturduğunda, hanımefendi geldiğinde, beyefendi evine gelip de işten ayağını uzattığında neyi görmek ister, neyi görmek istemez? Köşe bucak nerede, ne olması lazım? Bunların hepsini değerlendirerek ilerliyoruz. Böyle olunca da tabii insanlar projeyle karşılaşırsa sürprizle karşılaşmıyor. Bir de gruplar çok kuvvetli. Sözlerini hep tutan gruplar. Yılların tecrübesi mevcut. Proje onun için teveccüh görüyorum. Şimdi birinci etaptaki oturan müşterimizin çoğu yeni gelip ikinci etaptan aldılar. Ne yaptık? Birinci etapta memnun olmadıkları, bize bildirdikleri, keşke şu şöyle olsa dediklerini burada düzelttik. Daha büyük balkon alanları oluşturduk. Ebeveyn yapıp odalarını biraz daha büyüttük. Salonlarda bir tık daha iyileştirmeler yaptık. Kattaki daire sayısını minimize ettik. Yani bugün Bağdat Caddesi'nde nasıl bir ev aldığınızda kattan çıkıyorsunuz, iki daire vardır. Aynı o şekilde böyle bir projelendirme gerçekleştirdik ve çok hoşa gitti. İnsanlar çok memnun kaldılar ve daha çok da şerefiyesi yüksek dairelerimiz satıldı ilk etapta. Sosyal medya hesaplarımız var Tema İstanbul'un. Bu sosyal medya hesaplarını takip ediyor bizim müşterilerimiz. Burada bir online anket oluşturduk. Dedik ki hemen gelin formunuzu doldurun. Yeni etap çıktığında formu doldurma sırasına göre sizlere haber vereceğiz. İlk önce bu müşterilerimize haber verdik. Böyle olunca tabii istekliydi. Hemen geldiler, fiyatları gördüler, projeyi gördüler, çok beğendiler. Eğlence parkının zaten bu bölgeye getireceği müthiş bir değer var. Onu gördüler, maketimizi görüyorsunuz. Bütün her şeyi gösterecek şekilde şeffaf yaptık. Büyük bir teveccüh oldu. İnsanlar ev sahibi olmaya başladı. Yarısı satıldı. Satışını da tamamlamış oldunuz ilk etapta. Peki projede fiyatlar hangi çerçevede? Şimdi şöyle 5200 lira metrekareden başlayan fiyatlarımız var. Ortalamaya baktığımızda 5800 lira civarında. Ama bugün daha yüksek ortalama mesela 8000 lira olan dairelerimiz de var ki bunlar ilk satılan dairelerimiz oldu. Yani Halkalı'da 8000 lira metrekare fiyatına ulaştık artık. 4+1 dairemiz 1.800.000 liraya daire sattık. Ve elimde 4+1 daire kalmadı. Bütün dairelerimiz de şerefiyeli. En büyük şansımız o. Bütün dairelerimiz ön tarafa bakıyor. Katta 2 daire var. 3 cepheli, sadece arka tarafa bakan yatak odaları kalıyor. Salonlar, mutfaklar ve balkonlar hep peyzaja bakıyor. Her bir yerinden ya bahçeye bakıyor ya Tema World'e bakıyor ya bir yüksekten şehir, her türlü manzara hakim. Projeyi öyle gerçekleştirdik. Çok da memnuniyet var. Bakalım hızla evler sahiplerini buluyor. Peki kampanya yapıyor musunuz? Şimdi şöyle bir kampanyamız var.
şirket bünyesinde %20 verene 80'ini teslime kadar bünyemizde sıfır faizden taksitlendiriyoruz. Onun haricinde %25 bir kampanyamız var. %25 peşinat verene 3 taksite bölüyoruz. 25-25-25 yine 6 ayda bir ödemelerle teslimde tamamlıyor biliyor. Böyle kullananlar da var. Peşin alanlara, banka kredisi kullananlara da bir %10 iskonto yapıyoruz. Evet, peki bu projenin 3. etabı olacak mı? 3. etabımız olacak ama 2020. Daha çorba geçiyoruz, tatlıya geçmeyelim. Ne kadar arazimiz var bu bölgede hala ortaklık olarak? Ortaklık olarak biz 150 bin metrekaresini yeşil alan olarak ayırdık. Onun haricinde 1 milyon 350 bin metrekare. İşte 333 bin metrekaresini 1. etap konutlarda kullanmıştık. Şimdi 400 bin metrekare yakını kullan. İşte geriye kalan 500-600 bin metrekarelik bir yerimiz daha var. Daha arazi mevcut konut yapılabilecek bölgede. Konut yani yapar mıyız, yapmaz mıyız artık ona bakacağız. Yani çevrenin ihtiyaçlarına göre en doğru projeyi geliştirmek bizim vazifemiz. Aynı zamanda bu şekilde de zaten devam ediyoruz. Her zaman aynı şeyi yapacağız diye bir şey yok. Ne gerekiyorsa neyse onu yapacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz Aydın. Sağ olun.